Grup toplantılarında, sosyal medyada ardı ardına açıklamalar geldi. Özetle muhalefet diyor ki Atatürk Havalimanı milli bir değerdir. Bir de konunun tabii maddi boyutu ve İstanbul'un ihtiyaçları var. Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde dedi ki buna hizmet eden herkes vatan hainidir. Atatürk Havalimanı'na sahip çıkmak gerekir dedi. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da grup toplantısında buna önemli yer ayırdı. O da şöyle bir vurgu yaptı. Bu tesisin adı 12 Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı. 28 Şubat'a kadar darbecilerin ihaneti gizlemek için kullandıkları araç hep Atatürk maskesi olmuştur. Ve 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Bu hakikati Atatürk ismi üzerinden bir fırtına koparıldığını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesele Atatürk değil, ülkenin ve milletin kazanımları diyor özetle. Tarafların açıklamaları böyle. Bakanların da tabii açıklamaları var ama ben sizin bu konudaki bu tartışmaya ve Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesine ilişkin sizin görüşünüzü merak ediyorum. Şöyle soralım, ben mesele Atatürk mü değil mi? Ondan önce izin verir misiniz? Yarın 19 Mayıs. Tabii tabii. 103. yıl dönümü milli mücadelenin ilk önemli uğurlu adımının atıldığı günün yıl dönümü. Gençlerimiz başta olmak üzere bütün milletimize 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde nice güzel yıllar, nice özgür, bağımsız, eşitlikçi güzel yıllar diliyorum. Bu iyi tarafı başlangıcın. Bir de bugün bir hüznümüz var. Hem Habertürk'te hem NTV'de bizim de tanıdığımız bir arkadaşımız Özlem Sarıkaya galiba toprağa verildi. Uzakta olduğumuz için ancak dua ederek kendisine ulaşabiliyoruz. Hem başta size, bütün basın dünyasına, ailesine, sevenlerine, tanıyanlarına sonsuz sabırlar diyorum. Sağ olun. Çok büyük bir kayıp. Sağ olun. Her meselenin Atatürk çerçevesine indirgenmesini ya da her meselede tarafların birbirini ihanetle suçlamasını çok doğru bulmuyorum. Evet, Yeşilköy Havaalanı'nın adı 1985'ten bu yana Atatürk Havaalanı'ydı. Şimdi Atatürk Havaalanı isminin kaldırılacağını tahmin etmiyorum. Ama tabii orada havaalanı başka bir konuma, başka bir duruma indirgeniyor. Ben duyarlılığı paylaşıyorum. Yani 100 yıldan fazla İstanbul'a hizmet etmiş. 1950'lerden bu yana uluslararası havaalanı. Bugün baktım bazı bilgilere. 2012 yılının 1 Temmuz ayında 1000'den fazla uçak bir gün içinde inip kalkmış. 200 binden fazla yolcunun transferi aynı günde sağlanmış. Uluslararası standartlara erişmiş. Çok önemli bir havaalanı. Bu yılda yaşadık ve gördük. İstanbul Havaalanı meteorolojik koşullardan etkilendiğinde Atatürk Havaalanı'nı kullanma ihtiyacı doğdu. Böyle bir kalemde pistleri kırılacak, bir kalemde kaldırıp atılacak. Biz karar verdik. Şöyle yapıyoruz. Denilecek bir alan değil. Peki İstanbul'a yeni bir havaalanı yapılmadı mı? Yapıldı. O zaman Avrupa yakasında iki havaalanı, belki Atatürk Havaalanı'nın biraz koşulları değiştirilerek, belki son varış noktası İstanbul olan uçuşlara hasredilerek, daha çok iç uçuşlara hasredilerek, çünkü ulaşımı kolay, metro geldi biliyorsunuz. Terk edilemez tümüyle, çünkü çevresinde çok sayıda, bir dönem dünyanın sayılı havaalanlarından birisi olduğu için konaklama tesisi yapılmış. Orada büyük bir turizm potansiyeli oluşmuş. Bütün bunları göz önünde tutarak orada belki yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor. Ertuğrul Bey, aslında yani resmi açıklamalarda Doğu Batı pistinin kullanılacağı, buranın aktif olarak çalışmasının diğer hava limanındaki iniş kalkışı etkilediği yolunda daha teknik açıklamalar var. Yani teknik bir takım gerekçeler de öne sürülüyor aslında. Evet, ama şimdi bakınız, oraya geleceğim zaten. Yani konunun özünden ziyade bir Türkiye'de bir iletişim, bütün kurumları kapsayan, hem yerel yönetimleri hem merkezi yönetimi kapsayan bir diyalog eksikliği ve bir iletişimsizlik sorunu var. Oraya geleceğim. Şimdi bundan önce oraya hastane yapılırken Ulaştırma Altyapı Bakanı İstanbul Havaalanı'nın uçuş kapasitesini artırmak için tam pistin üzerine bir hastane yapıldığını söyledi. Bu son derece talihsiz bir açıklama oldu. Yani öteki havaalanının kapasitesini yükseltmek için biz burayı devreden çıkarıyoruz tarzında. Bu tabii bir takım haklı haksız önemli yorumlara yol açtı. Şimdi bugünlerde de ben de takip ediyorum. Doğu batı istikametindeki pistler korunacak. Kuzey güney istikametindeki pistler İstanbul havaalanıyla
aynı güzergahta olduğu için uçuş trafiği açısından sakıncalı, onlar kaldırılacak deniyor. Olabilir, belki de böyledir. Şimdi zaten ana muhalefet partisi geçmişte pistleri koruyarak çevrede bir rekreasyon alanı yaratmak konusunda bir öneride bulunmuş. Şimdi bu eleştiriler ve tartışmalardan sonra Çevre Bakanlığı'nda bir açıklamasını gördüm. Keşke bizim toplantımızdan önce Sayın Kurum'un burada açıklaması olsaydı da biz onun söyledikleri üzerinden tartışsaydık. Belki daha sağlıklı bir zeminde olurdu. Söyleyeceğim şu, bakınız, İstanbul bir dünya kenti. Türkiye'nin nüfusunun 1/4, 1/5'inin yaşadığı bir kent. Bu kentte herhangi birinin, herhangi bir kurumun, herhangi bir makamın ben böyle karar verdim, böyle olacak deme hakkı yoktur. Bu devlet yönetimiyle, çağımızdaki devlet yönetimiyle de bağdaşmaz. İstanbul'un bir belediyesi var, İstanbul'un valiliği var, İstanbul'un sivil toplum kuruluşları var, İstanbul'da Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası var, çevre mühendisleri var. Yani konuyla ilgili bakan veya bakanlar bunlarla bir araya gelseler, ne yapmak istediklerini, hangi teknik zorunluluklardan ötürü bazı pistleri kaldırmak ama hangilerini korumak niyetinde olduklarını, 11 milyon metrekareden büyük bir alan burası, ne kadar alanda yeşil alan, ne kadar alanda kültür merkezleri yapacaklarını, herhangi bir yapılaşma olmayacağını, satılmayacağını, böyle tepkiler üzerine, büyük tartışmalar üzerine kamuoyuna açıklamak yerine önce konunun yetkili, görevli, halk tarafından seçilmiş temsilcilerine veya meslek kuruluşlarına açıklasalar. Bakınız, bir yani yanlış anlaşılmasın ama bir örnek vermek istiyorum. Benim görevde bulunduğum dönemde İzmir'de Expo'ya hazırlık vardı. Balçova'da büyük bir alanın planlanması söz konusuydu. Orada da işte yükseklikler, yapılaşma sınırları, inanılmaz tartışmalar vardı. Hiçbir kamuoyu önünde bir kavgaya sebep olmayacak bir biçimde. Ben İktidar Partisi'nin bakanıydım. İzmir Belediyesi ana muhalefet partisiydi. Ve İzmir'in potansiyelini biliyorsunuz, bu konudaki duyarlılıkları biliyorsunuz. Beraber karar verdik. Oturduk, vali, büyükşehir belediye başkanı, ilgili belediye başkanı, bakanlık, çeşitli kurumların temsilcileri, meslek örgütleri, ticaret odası, sanayi odası, hepsi birlikte karar verdik ve kamuoyundan gelen eleştirilere birlikte cevap verdik. Hiç kimsenin başı ağrımadı. Yani bu süreç işletilemez mi? İstanbul gibi büyük bir kentte, devasa bir kentte, siz 100 yıllık bir havaalanı ve dünya çapında bilinir bir havaalanı, dünya sıralamasına girmiş bir havaalanı devreden tümüyle mi çıkarıyorsunuz? Kısmen mi çıkarıyorsunuz? Ne kadar, hangi düzenlemeleri yapmayı düşünüyorsunuz? Bunları büyük bir infial ortaya çıkmadan, büyük tepkiler doğurmadan otursanız, konunun sahipleriyle konuşsanız, yani çağırsanız, ya ilgili bakan çağırsa ya da ne bileyim ülkenin keşke bütün siyasi tarafları bir araya getirebilen bir cumhurbaşkanı olsa da o çağırsa ve bütün bunları bakın ülke için yararlı bir şey yapıyoruz dese, anlatsa. Biz böyle durduk yerde yine birbirimize hain, ihanet falan gibi suçlamalar yapmasak. Ertuğrul Bey, peki sizce bu bazı temel sembol projelerde, işte Atatürk Kültür Merkezi veya Atatürk Havalimanı, iktidar gerçekten ideolojik yaklaşıyor mu? Yoksa muhalefet ideolojik olarak mı eleştiriyor? Yani karşılıklı, Kürşat Bey, karşılıklı var bu empati yoksunluğu, diyalog yoksunluğu. Şimdi ben başka olaylar da biliyorum. Örneğin Atatürk Kültür Merkezi, yani konunun baştaki müellifinin projesi, ki bizim de yaptırdığımız proje oydu, yıllar sonra büyük gecikmelerle aynısı ortaya çıktı. Ama arada burası AVM yapılacak, burası başka şey yapılacak diye bir dolu itirazlar oldu ve gecikmeler oldu. Yani iktidar anlatmak konusunda, o zaman mesela bu anlatmak konusundaki gayretler çok dinlenmedi. Sonra da bu özellikle yerel yönetimlerde ciddi bir değişiklik olduktan sonra, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana değişiklikleri olduktan sonra merkezi iktidarla yerel yönetimler arasında diyalog koptu. Şimdi merkezi yönetim konunun sahipleri, yani İstanbul'da yerel belediye, merkezi, büyükşehir belediyesi, bunlar konunun sahipleri aynı zamanda. Onlarla oturup anlatmak konusunda bir gayret göstermiyor. Geçmiş yıllarda, bunu açıklıkla söylüyorum, gösterilen gayretler yeteri kadar karşılıkta bulmuyordu belki. Ama özellikle bu iki parti arasındaki çekişmeden sonra katiyen böyle bir gayret sarf ediliyor. Ama Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani bakınız, Türkiye'de farklı siyasal partiler bu milletin farklı görüşlerdeki mensuplarından oluşuyor. Şimdi...